otlarımızla güzel bir sos yapacağız. Kaynayan suyun içerisine bir miktar tuz koyacağım. Bunun içerisine biraz roka yapraklarından alıyorum. Atıyorum. Fesleğen, dereotu ve maydanoz. Hepsini koyuyorum. Suyun içerisine biraz bu şekilde bastırıyorum. Çok fazla tutmayacağım. Yaklaşık bir 60 saniye kadar tuttuktan sonra şimdi alıyorum hepsini. Ve soğuk suya tutuyorum hemen. Haşlanmış olan ot çeşitlerini soğuk suya aldım ve bir süre soğuk suda çektikten sonra şimdi kenara aldım. Kaynayan suyun içerisinde brokoliyi de pişirebiliriz. Birkaç tane brokoli keserek alıyorum. Bunları da bakın bu şekilde yine kaynayan suyun içerisine bırakıyorum. Biraz önce haşlayıp soğutmuş olduğum ot çeşitlerini blenderın içerisine alıyorum. Bunun içerisine şimdi biraz da mayonez ekliyorum. Biraz da tuz koyalım. Ve şimdi hepsini blenderdan geçireceğim. Az miktarda zeytinyağı ekliyorum içerisine. Sosumuzu kontrol edelim. Evet, sosumuz hazır. Bunu şimdi kenara alıyorum. Şimdi diğer sebzelerimizi de hazırlayalım. Brokolimiz pişmek üzere. Onu da süzdürerek alıyorum. Soğuk suya koymayacağım. Biraz daha kenarda bu şekilde bekleteceğim. Şimdi sıra geldi avokadoya. Avokadomuzu da soyalım. Avokadomuzu da bu şekilde ortadan ikiye kesiyorum. İnce dilimler halinde doğruyorum. Kenara alalım şimdi avokadomuzu. Üzerine bir miktar limon suyu sıkacağım ki kararmasın diye. Şimdi sıra geldi kerevize. Kerevizi de bakın bu şekilde kabuklarını soyacağım. Şimdi levreyi pişireceğim. Tavamın altını da açıyorum. Kerevize de yine aynı şekilde avokadoda olduğu gibi limon suyu kararmaması için koymak gerekiyor. Çok az miktarda tuz. Güzelce harmanlıyorum hepsini. Balığımızı hazır hale getirelim. Biraz deniz tuzu. Tavamızın içerisine şimdi bir miktar zeytinyağı koyuyorum. Şimdi pişirmeye başlayacağım. Tereyağımızı da yanımıza alalım. Tereyağıyla birlikte pişireceğim. Balığımızı bu şekilde tavanın içerisine koyuyorum. Ters yüz yaparak yavaş yavaş pişireceğim. Balığımızı pişirmeye devam ediyoruz. Şimdi az miktarda da tereyağı koyacağım tavanın içerisine. Servis tabağımıza kenarına bu şekilde önce kerevizi koyuyorum. Elmamız var. Elmamızdan bir parça kesiyorum şimdi. Bir parça da domates kesiyorum. Balığımızın altını kapatalım. Aralara birkaç tane de brokoli. Balığımızı da bu şekilde koyalım tabağımıza. Şimdi sıra geldi sosumuza. Biraz önce hazırlamış olduğumuz otlu sosumuzdan da balığımızın çevresini bu şekilde güzelce gezdiriyorum.